Hocam yaklaşık bir yıl oldu hemen hemen. Bir liradan sonra öncelikle sahaya dönmek nasıl bir duygu? Hayatın normale döndüğünün anlamı diye geliyor bize inşallah. Şu Covid salgınından bir an önce ülkemiz, bütün dünya normale döner de hepimiz normal işlerimize döneriz. Şu an heyecanlı ve mutluyuz. Hocam bir yılda futboldan ayrı kaldığınız bir yıl süre nasıl geçti? İnanın herkes gibi inanılmaz bir, yani özellikle futbolcular için, sporla uğraşanlar için inanılmaz bir kötü durum bizim için. Çünkü biz açık alana, ne bileyim, koşmaya, hareketli olmaya alışmış insanlar olarak evde kapanmak bizi inanılmaz derecede sıktı. İnşallah bu durumları yaşamayız. Hocam takıma gelirsek şimdi. Evet. Takım yeni kuruldu. Görüldüğüm kadarıyla %80'i aynı jenerasyon ve evet, hepsi Kahramanmaraşlı. Evet. 3-4 tane yabancı oyuncu var. Evet. Nasıl bir takım bekliyorsun hocam? Yani çocukları nasıl buldunuz bu kadar uzun aradan sonra? Biz daha önce de dediğimiz gibi Maraş'ın takımı, Kahramanmaraş'ın takımıyız biz. İlçesi olmamıza rağmen bu ilin takımıyız ve bu ilin gençlerine sahip çıkmak, hizmet etmek istiyoruz. Bunu da bu sene aldığımız oyuncuların hepsi Maraş ağırlıklı, Maraş altyapılı oyuncularımız. Bu politikamızı da devam ettireceğiz. Çünkü Maraş gençliğine hizmet ediyoruz. Maraş sporunu da bize desteklemesini istiyoruz. Yani sonuçta bizi altyapı olarak görebilirler. Değerlendirilmiş oyuncular bize tavsiye edebilirler. Biz her zaman onlara kapımız açık. İnşallah bize sahip çıkarlar. Biz de Maraş'ın gençliğine daha çok hizmet ederiz diye düşünüyorum. Hocam hedef noktası neler söylerseniz? Gerçekçi olmak lazım. Bir Türkoğlu gerçeği var grubumuzda. İnşallah 3. lige çıkarırlar diye düşünüyorum. Bunu canı gönülden başkanımız, işte halk olarak da istiyoruz. Çünkü Maraş'ın buna ihtiyacı var. Biz de bu sene ligde kalıcı olmayı düşünüyoruz. Seneye daha farklı şeyleri konuşabiliriz inşallah. Teşekkürler hocam.